Hocam hoş geldiniz. Nova Hoş Eventus'un bulduk. da ev aslında bir bayram günü zamanınızı bize ayırdınız. Çok çok teşekkür ederiz öncelikle. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Ne güzel bayramda böyle dostlarla buluştuk. Çok Eş, sağ dost, olun. akraba. Bu bayram böyle Bu kapı bayram kapı böyle. geziyoruz. Ben çok severdim bayramlarda gezmeyi. Bu da böyle vesile oldu diyelim. Instagram'dan Evet. yapıyorum bu sefer. Evet, hocam arka fonunuz da çok güzel. Ne konuşacağımızı çok çok iyi anlatan Bizim hep Nazan öyle biliyorsunuz. Beyinsiz Evet. işimiz yok. Hocam böyle herkese iyi bayramlar dilerken ve Instagram'da ya da sosyal medyada eğlenceler başlamadan önce ama sizin de bu kadar ciddi bir konuyu anlattığınız çok keyifli bir dil olduğu için bence biz de hem eğlenip hem düşünüp hem de almamız gereken bilgileri alacağız diye düşünüyorum. O yüzden bence harika bir bayram sohbeti yapacağız. Evet, Ramazan bayramı birinci günü saat 22'de. Daha iyi konusu olmayanlara beyin anlatalım. Beyin anlatalım. Şimdi onu diyeceğim hocam. Biz daha düne kadar sizden beyin nedir, işlevi nedir, bunu nasıl kullanacağız diye öğrenmeye çalışırken yani henüz hiç öğrenememişken hatta yavaş yavaş öğrenirken bir anda beynimize fazla yüklenmemiz gereken bir durumla karşı karşıya kaldık. Yani hazır mıydık buna? Beynimiz hazır mıydı? Biz ayrıca hazır mıydık? Nasıl düşünüyorsunuz? Beynimiz hazır. Yaklaşık 100 bin yıldır falan. Bu konuya çok hazır. Beynin tam aslında esas işi bu. Böyle bir krizle karşılaştığında panik yapmak. O yüzden çok hazırız yani teorik olarak buna. Şey kısmında hazır olmayabiliriz. Yani panikten sonraki kısmı yönetmekte hazır olmayabiliriz. Çünkü o maalesef genetik olarak yüklü gelmiyor. Panik yapmak bizde genetik olarak yüklü. Yani bir krizle karşılaştığımızda hiç böyle marifet değil. Senaryolar üretmek marifet değil. Bağırıp çağırmak marifet değil. Aklına geleni, ağzına geleni söylemek marifet değil. Buna dediğim gibi çok eskiden beri beynimiz hazır. Ama insanlık tabii bu panik yapacağı, kaygılandığı, belirsizlikleri yönetmeyle ilgili insanlık kültürünü oluşturdu. Ve bu kültür maalesef bize genetik olarak aktarılamıyor. Yani sizin çok kültürlü bir ebeveyn tarafından dünyaya getirilmiş olmanız, öyle bir anne babaya sahip olmanız, sizi dünyada bilgi açısından hiç öne geçirmiyor. Belki yani içinde bulunduğunuz ekosistem, çevre açısından bir takım avantajlar sunsa bile bir takım da dezavantajlar sunuyor. Yani doğa öyle ayarlamış ki onu, hani ortamda mevcutta bir adaleti sürekli gidiyor. Yani imkanlarınız fazla olduğunda kırılganlığınız fazla oluyor. İmkanlarınız az olduğunda dayanıklılığınız artıyor. O öyle, bu böyle derken birbirine Esat'cığım iyi akşamlar bu arada tabii eşi dostu da Ben de gördüğümüz Esat merhaba Bey'e, diyelim. evet ben de şimdi Evet. keyifle kendisine bir selam Çünkü göndereyim hocam. evet, sürekli profesyonel sunumlarda, şirketlerde dostlarımızla birlikte oluyoruz. Konuşma sektöründen biri olarak tabii ki bir yandan da bu dönemde de çok yoğun bir şekilde bu süreci değerlendirdik. Hem veriler ışığında değerlendirdik hem de hemen bizim başlıklar belli biliyorsunuz. Zor zamanlı beyni ne yönet diye başladık. Sonra tabii bu panik yapan ekibin nasıl yönetileceğine dair liderlik içeriğini bir güncelledik. Çünkü aslında bu dönemin liderliği normal liderlikten çok farklı. Yani bizim normalde liderlik adına anlattığımız her şeyi bayağı şöyle dedim. Yani önce anlattığımız her şey var ya, onları unutun. Bir iki ay unutun. Yani liderliği bu sefer öyle yapmayacağız. Çünkü gerçekten insan panik yaptığında bilişsel kapasitesi düşüyor. Yani bilebilme yeteneği düşüyor. Bilinç dediğimizde onu öyle anlayalım. Bilme yeteneği azalıyor. Bu bilme yeteneğinin azalmasının karşılığı şu. Yöneticilere daha fazla iş düşüyor. Liderlere. O dönem kurumsal iletişimlerle işte zaten geçmişten bugüne hep birlikte olduğumuz beyin dostu şirket diye tanımladığımız şirketlerle bu süreçleri de yönettik. Bugün bir şirketin CEO'suyla sohbet ederken ona da şunu söyledim. Bu dönemde yapılacak çok az şey vardı. Gerçekten çok az şey vardı ama bu dönemi o az şeyle iyi bir şekilde atlatabilmek için önceden hazırlık yapılmış olmalıydı. O önceki hazırlıkları tam olan şirketler gerçekten bu süreçten iç rahatlığıyla sıyrılabildiler. Pek az şirketin tabii ki bu hazırlığı bazı sektörler için çok tanımlanmış değil. Birkaç tane sektör ki bunlar sektörel riskleri kabul ederek bu alanda çalışmış gruplar. Dünyada da benzer şekilde yani dünyanın genelinde bazı sektörler çok zedelendi. Yani onlar için tabii ki şey zamanı yani hani o sürekli anlatıyoruz ya biz agile olun, önemli olan çözümünüz değil çözebilme kabiliyetiniz. Bunların içerisinden bazıları da gerçekten yani öyle çalıştığımız gruplar da var. Sektöründe %80 küçülme, %90 küçülme olan gruplar var. Yani şimdi hani gündem şu akşam itibariyle olmayabilir. O yüzden ben çok detayına
Sen sormazsan ben de girmeyeyim. Nasıl olsa yapmak Hocam ben istediğimiz şeyler. sormak çok istiyorum da sorduğum sorudan aldığım cevapla sektörüm gereği ben de neler duyacağımı hazırlıklı mıyım emin olamadığım Siz, yani sizin sektör bizim sektör o yüzden. için. Ya evet O yüzden. hani o. Ya sektörde dönüşüm çok önemli. Bak ben Speaker Agency ile çalışıyorum. İşte o kıymetli dostları da kulaklarının içine atalım. Sizin de mutlaka Selamlar olsun tabii partnerlığınız ki. var. Çok çok keyif ve Rıdvan'a, sürer bir eşine. Yani partnerimiz bir var. sürü holdingle, bir sürü bankayla çalışıyoruz. İnan ilk gün hemen yani krizde herkesin yaptı ve ikinci günden itibaren webinar yapmaya başladık. Yani tahmin edersin ki her günü dolu olan bir konuşmacı için zor bir şeydi. Çünkü bir sürü şey iptal ettik. Ajans, yani onun Tabii. iptali bile başlı başına bir iş. Yani hiç çalışmadan hemen canlı yayınlara geçirdi. Hemen canlı yayın ortakları bulundu falan. Herhalde yani 3-5 gün sonra biz hiçbir şey olmamış gibi canlı yayınlar yapmaya devam ettik. Şimdi burada önemli olan şey o dönüşümü sağlamak. Tabii her sektörün bunu bu kadar pratik yapması mümkün olmayabilir ama bu mümkün olmadığı anlamına gelmesin. Şimdi Evet. oradaki çaresizlik baktığınızda bak sen de mesela tamam yani ben çok iyi biliyorum hani sizin neler yaptığınızı ve şu an o şeyleri nasıl yapamadığınızı. Çünkü hani sizde ne iptal oluyorsa bizde de onun konuşmacı Doğru. karşılığı da ertelendi hocam değiştirme. Biz de çok olgunlukla karşıladık. Çünkü Çok. hakikaten hep beraber bir felaketle karşılaştık ve kimseyi bu konuda strese sokmadan. Sonra yani bak işte gündüzleri işte bütün şirketlerle şimdi buradan da eşi dostu göreceğiz. Şirketlerle devam edip akşamları da bak benim etrafımda sevdiğim aklı başında insanların hepsi evinde oturan insanlara destek olmak adına onlarla konuşmaya başladık. Niye? Çünkü gündemi çok yakından takip ediyoruz. Şimdi Doğru. koronanın olduğu günü, çıktığı günü, öncesinde ne yapıldı? Bir sürü yerle öyle bir tedbir veya stratejik planlama çalışması, liderlerle workshoplar, bir sürü yeri. Yani günlük ortalama 7-8 tane Zoom toplantısına. Yani bunların neredeyse yarısı profesyonel tabii ki. Yani ya Doğru. bir iş toplantısı, ya bir konuşma, webinar. Binlerce insana daha önce hiç iştirak etmediğimiz içeriklere de dahil olduk. Bence bu süreçte iyi bir sınav verdik. Şöyle iyi bir sınav verdik. El ele tutuşma konusunda hiç fena olmayan bir sınav verdik. Herkes elini taşın Çok. altına koyma konusunda sınav verdi. Ama tekrar hatırlatalım. Biz bu sınavları tarihte zaten hep iyi verdik. Bizim savaşma reflekslerimiz dünya ortalamasının üzerinde. Anladın mı? Biz çünkü öykülerle yaşayan insanlarız. Öykülerde ya aşırı mutlusun, ya çok zenginsin, ya savaşıyorsun ve işte orada kötülükleri yeniyorsun. Böyle bir kurgunun dahilinde bu öyküsel altyapımız çok güçlü olduğu için aslında reflekslerimiz çok iyi oldu. Tabii burada hazırlık savaşmaktan bağımsız bir şey. Hazırlık bir geçmiş gerektiriyor. Aynı şekilde bakın bu süreçte de biz bunu daha öncesinde yani ilk başta koronayla mücadelenin beyinsel temellerini konuşurken ikinci ay süreç adaptasyonu, home office, uzaktan çalışma esasları. Hani Evet. evdeki beyin, evdeki kaosu hangi beyinle yöneteceğiz gibi, evdeki beyinler gibi içerikler üretmeye başlarken sonra tükenmişlik sendromu konuşmaya başladık. Geri dönüş sendromu konuşmaya başladık. Çünkü baktığınızda her pozisyon sizi tutsak alabiliyor. Bugün şimdi mesela onu konuşuyoruz. Bugün de yani gene bugünkü webinarımızda da konu aynıydı. Ama onun dışında gençlerle de konuşuyoruz. Çünkü çocuklar evlerine gittiler. Ebeveynlerle konuşuyoruz. Çünkü ebeveynlerin de çocukları mutluluğunda, kendi mutluluklarında payı çok büyük. Böyle böyle de elden geldiğince şimdi az önce arkadaş alttan hocam bugün kaçıncı canlı yayın diye Evet sormuş. hocam Artık bugün sizin yani. onu saymayı da bıraktık efendim. Çünkü evdeyiz arkadaşlar. Tabii. Anladınız mı? Yani evdeyiz. Böyle bir yeteneğimiz olduğu belli. Profesyonel olarak elimizden geldiğince yani çoğu zaman benim yayınım, benim açtığım bir yayın değil. Misafir olduğumuz yayınlar bile günde 3-4'ü buluyor. Bir de zaten profesyonel hayatımız bizim konuşmacı. Konuşmayı çok sevmeyen insanlar olduğumuz için hani ondan uzak. Geçenlerde de tabii buradaki insanların algısı da çok değişik. Açıkçası canlı yayın yapmayı ben çok uygun bulmuyorum diyen pek çok insan da canlı yayına çıksak iyi olmaz mı Kerem diye karşılıklı o konuşmaları da geçirdik. Burada birkaç farklı tipoloji var tabii ki. Yani arkadaşlar özellikle böyle dönemlerde ben de biliyorum yani hani nasıl durulması gerektiğini, nasıl paylaşılması gerektiğini ama böyle dönemler normal dönemler değil. Yani hayatımızda Evet. kaç kere göreceğiz Ramazan bayramında 4 gün kimsenin sokağa çıkmadığını? Yani hiçbir yere Evet. çıkmıyoruz. Tek kişiyim ben evde. Tek kişiyim ve sokağa çıkmıyorum. 4 gün boyunca sokağa çıkmayacağım. Şimdi bunun her şeyi normaldi de ben normal bir insan davranışıyla hocam ne gerek var canlı yayına mı diye düşünmeliyim. Elinizden geleni yapacaksınız. Bu süreçlerde bakın beyninizin
deneyime has bir takım içerikleri eğer frontal lobunuzda nöronal olarak yoksa bunu oluşturmak zorundasınız. Bunu oluşturmanın yolu da ya bunu bilene soracaksınız, dünyada yok. Dünyada yok. Yani bunu bizim genelde akıl aldığımız hiç kimse üstesinden pat diye gelemedi. Herkes lokal bir takım çözümler üretiyor. O zaman ne yapacağız? Deneyeceğiz. Yani bu dönemin hatası da olmalı. Bu dönemi ben hiç hata yapmadım, atlattım. Hiç hata yapmadan atlattım diyen insanların bir şey yapmamış olma riski çok büyük bakın. Onu da özellikle mutlak suretle, özellikle bunun da altını çize çize söylemek lazım. Şirketlerden böyle tutumlar, yani şirketleri temelde üç parçada görebiliriz. Bir gerçekten sektörde talep fazlası oluşmuş şirketler. Orada daha çok tükenmişlikle ilgili şeyler konuştuk. İşte bu süreci nasıl atlatacaklar çalışan, hani çalışan da o onuru sürdürebilmek değil mi? Yani hani bir motive olacak bir gün, 2 gün ama 2 ay ya da işte ev Nasıl olacak? ortamında. Evet. Ondan sonra uzaktan çalışmayla ilgili özellikle beyaz yaka dünyasında böyle bir gelişme, onları çok konuştuk, konuşuyoruz hala. Çünkü bugün artık şunu konuşuyor, uzaktan çalışmak fena değilmiş. Uzaktan çalışmak iyiymiş yani hem finansal olarak iyi tarafları varmış hem pek çok insan kaynağının sadece uzaktan çalışma hakkı olmadığı için baktığınızda uzaktan çalışma hakkı olmadığı için kullanamadığımız bir dünyada belki de o hakkı tanıyabilirsek, tanımlayabilirsek, şirketlerimizde bu stratejileri yerleştirebilirsek, inanın gün içerisinde normal zamandan daha fazla hevesli konuşuyoruz. Bugün gene bir danışman arkadaşım beni aradı. 1 saat kadar sadece şeyi konuştuk. Yani uzaktan çalışma esasları nasıl dönüşmeli, bir şirket buna nasıl adapte olmalı. Yani hepimizin tabii ki bu süreçte öğrenmesi gereken bir takım şeyler olabilir. Ama bu muhasebeyle öğrenilir. Biz şimdi bana şey diyor, hocam korona bize neler öğretti? Korona bir şey öğretemez arkadaşlar. Bu ülkede 1 milyon öğretmen var. Onların öğrettiği şeyler çok kısıtlıyken korona bir şey öğretemez. Ama deneyim bir şey öğretebilir. Eğer o deneyimi farkında bir şekilde yaşıyorsak, o deneyimin geriye dönüp muhasebesini yapıyorsak, bugün pek çok yerde bunun konuşmasını yapıyor. Biz bundan ne öğrendik diye değil. Biz burada ne yaşadık? Ne yaşadığını fark eden insanlar sonra geriye dönüp onun muhasebesini, uzun vadede hayatına katkısını değerlendirebilirler. Ben bunu da çok kıymetli buluyorum. Orada da benim tabii tutmam gereken bir taraf var. Yani yaptığımız iş itibariyle işte beyinli diyoruz ya her şey. Bizim işin içerisinde beynin burada bir takım yetenekleri var ve bir takım eksiklikleri var. Eksiklikleri birlikte olarak aşmaya çalışıyoruz. Yetenekleri de yetkince kullanarak aşmaya çalışıyoruz. Yani bu aslına baktığımızda bu 2 tane ana kaynak, hani biri eksi biri artı gibi dursa da ikisinin de avantajlı tarafları var, dezavantajlı tarafları var. Biraz da o taraftan, yani iştahımız biraz da oradan kaynaklanıyor. Anlattığımız şey karşılık buluyor. Az önce bir soru daha vardı burada, çok güzel. Hocam diyor, hani bilime ilgi az diyor. Evet, Acaba diğer taraftan gördüm. niye? Bilime ilgi az arkadaşlar. Bunu Instagram'daki canlı yayınlardan anlamaya çalışmak tabii bu konuda çok dolaylı bir yol tercih etmekle alakalı. Hocam. Maalesef bilim zaten hani yani futbol gibi değil yani. Baktığınızda anladınız mı? Bilime ilgi az, zaten sonucu da ortada. Ya da işte atıyorum gıda sektöründeki bir takım oyuncuların işini ne kadar bilimsel yaptığı, ne kadar eğlenceli yaptığı değil mi? İşte kozmetik sektöründe. Ama ben şahsım adına söyleyeyim. Son 5 senedir üniversiteden bu işlere geçtik. Artık bağımsız bir araştırma merkezimiz var. Beyin araştırmalarını insanların anlayacağı hale çeviriyoruz. İşte Şimdi onu liderlere, lider beyni. soracaktım hocam. Yani siz aslında çok daha ismini zor söylenebilecek ya da çok uzak bilimsel gibi duran bir konuyu o kadar keyifli ve o kadar kahkahalarla anlatıyorsunuz ki. Yani bu nasıl oluyor? Bu aslında bizim Türk insanı anlarsa bundan anlar diye mi geliştirdiğiniz bir sistem yoksa gerçekten bu konu aslında anlatması bu kadar basit bir konu mu? Böyle mi anlaşılır bir konu? Nasıl düşünüyorsunuz? Evet, Nasrettin Hoca'nın torunlarıyız. Yani konu fıkralaştığında bizim için şimdi konu gerçekten hani izahı olmayan şeyin mizahı olur diyorlar ya, bir kere davranışsal tarafta bunun mizanseni çok uygun bir iş. Yani çünkü hepimizin işte absürt davranışların temelinde de bir nörolojik ilişki var. İkincisi, ben konuya çok o manada öyle yakınım. Yani bunu bir iş yapar gibi yapmıyorum. Hayatımın bir parçası. Hayatımın yarısından fazlası bu işte geçmişti. En son TED konuşmasında gene hani 4 sene sonra bir TED konuşması daha yaptık. 4 yıldır reddediyorduk. Yeter ya, biz niye yapalım canım tekrar tekrar?
aynı insanlar yapmasın diye. Ondan sonra hocam herkes bir kere yaptı Türkiye'de, sıra tekrar size döndü deyince iyi hadi bir tur daha yapalım dedik geçenlerde. Orada da söyledim ya, hayatımızın yarısından fazlası bir organı sevmekle geçmiş. Doğru organ diye düşünüyorum. Yani hani şekli güzel, seviyoruz biliyorsunuz. Ben bununla, elimde bununla çıkarım sahneye. Herkesin bununla ilgili öyküsü var. Ve biz o öyküleri biliyoruz. Yani sahnede bunu anlatabiliyor olmak konup çok bununla alakalı değil. 25 bine yakın insan birebir danışmanlık yapmışım bugüne kadar. Yani 100 bin üzerinde Türkiye'de adı bilinen bütün şirketlere gitmişimdir. Yani pek çoğunun yöneticisini tanıyorumdur. Üst yönetimine işte workshoplar yapmışızdır. Beyin anlatıyoruz ve oradaki case'lerle anlatıyoruz. Tabii ki anlattığımız şey beyin değil açıkçası. Yani bu bazen böyle hocam beyindeyim herkes anlatıyor deyip ara sıra öyle girişimlerde bulunup, ki yani piyasada anlatan herkes de bizim arkadaşımızdır zaten, tanırım yani, ya arkadaşımdır ya bildiğim biridir ya o bizi biliyordur. Ama tabii ben daha iş dünyasında ne oluyor ona kafa yoruyoruz. Bunun için de iş dünyasını da bilmek gerekiyor. İş dünyası da doğru yerden baktığınızda eğlenceli bir şey. Yani 3 gün önce Kaan Sekman geldi. İşten atılış gibi bir trajik durumu bile tamamen mizaha dökebilen bir Doğru. arkadaşım yani. Çok da severim Kaan'ın öyküsünü de çok severim. Evet. Konuyu doğru yerden tuttuğunuzda, doğru kadrajla baktığınızda her şeyin içerisinde birazcık mizah var. Her şeyle eğlenebiliriz. Ve her şeyi eğlene eğlene öğrenebiliriz. Bir kere işin bu tarafı, hani bir bu tarafı var. Öte taraftan eğleniyor olmak yetmez. Gerçekten yaptığınız işe karşılık. Çünkü iş dünyası kimsenin tam eğlencesi. İşte bir bayi toplantısında eğlenebilirsiniz ama ondan sonrası da çok kıymetli. Yani gerçekten insan kalitesine dair bir şey oluyorsa, organizasyonel kültüre dair bir şey oluşuyorsa, bir liderin karar alması iyileşiyorsa, insan arasındaki etkileşim, feedback artıyorsa, bunun da tamamen bilimsel bir temeli var. Yani yaptığımız işin hep geri planında makaleler, yayınlar, işte burada pek çok arkadaşımız da bu konuda kendi araştırmalarımızı da yaptık. Zaten literatürü de takip ediyoruz. O literatür takibi denen şey maalesef hani insanların şahsi olarak yapabileceği bir şey değil. Yani çoğunu okusam ben anlamam. Onu hep uzmanlarına okutuyoruz. Yani farmakoloji tarafından geleni bir farmakoloji profesörüne okutuyoruz. Antropolojiden geleni ona okutuyoruz. Sonra onları ortak bağlamlarda dönüştürüyoruz. Yani bunu, tabii bunun Türkiye'de bir adı yok çünkü yokmuş zaten. Dünyada buna bilimsel araştırma danışmanlığı deniyor. Yani biz o literatürü tarayan ekip olarak şu anda biz de bir şirketin ihtiyaç duyacağı hard skill, soft skill, yani teknik eğitimler haricinde bütün içeriklerin veri tabanı var. Yani yıllardır buna emek veriyoruz ve orada anlattığımız şey hani çok dinamik. Hani aynı şey, tekrar dinliyoruz çok eğleniyoruz, tekrar dinliyoruz çok eğleniyoruz diyorlar. Biz çünkü tamamen o günkü bağlam neyse ona göre anlatmaya özen gösteriyoruz. İşte bugün koronaya göre anlatıyoruz. Ama tabii bununla ilgili her şeyi takip ediyoruz yakından. Anladınız mı? Hani Doğru. öyle yani haberlerde dinledim ben, korona aşısı çıkacakmış falan gibi bir şey değil de işte sabit referanslarımız var, validasyon referanslarımız var. Acaba buradan ne geliyor diye. Ondan sonrası da bence sohbet muhabbet. Yani insanlarla diyaloğumuz da iyi. Bilgi bu yüzyılda övünülecek bir şey değil. Yani bir şeyi biliyor olmak, bak bu kadar anlatıyorum ama emin ol, bir şeyi biliyor olmak aslına bakarsanız karşı tarafta işe yaratabiliyor olmaktan daha önemli bir şey değil. Çünkü bilgi pek çok yerde var ama doğru şeyi doğru yerden toplayabilmek, onu doğru şekilde indeksleyebilmek ve uygun bağlamda aktarabilmek, yani esas bir iş yapıyorsak o. Yani biz de beyin konusuyla ilgili bunu yapan kişi olarak yani bu tarafta hayatı ikame ediyoruz. Gayet de keyfimiz yerinde. Yani çalıştığımız şirketlerdeki beyin dostu olma yolculuğunu ben çok seviyorum. Ve bu süreç gerçekten bizi şu manada çok memnun etti. Çalıştığım liderler, yönetim kurullarıyla sürekli telefonla görüşüyoruz. Kimsenin telefonunu açamayacak bir durumumuz yok mesela. Yani teşekkürlerle hani bu sürecin, çünkü ben bunların hepsini anlattık. Yani bir insan panik Doğru. yaparsa ne olur? Paniğe karşı tedbir nasıl alınır? Kaygı ne demek? Korku ne demek? Zihin oraya giderse geri nasıl gelir? Buradaki o personeldeki sıkıntı ne? O yüzden bugün de anlatırken hani o gün konuşmuştuk ya, geçen Evet. söylemiştik ya gibi de anlatabiliyoruz. Bu bir kültürel dönüşüm. Ben ülkece bu konuda iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü uluslararası toplantılara da katılıyoruz. Oradan da sağ olsun
Bizim yaptığımızı dünyada yapan iki kişi daha var. Bir MIT'de, bir Fransa'da bir adam. Onların hepsini de dinleyip bize ya hocam sayende bu konuda ilerideyiz diye mesajlar atan arkadaşlar var. Çünkü bu artık benim de yaptığım bir şey değil. Bu bambaşka bir taraf keşfettik. Biz bunu şeyle yapıyoruz. Evet. Bir araştırmaları uzmanına takip ettiriyoruz. Ama hiçbir akademisyenin bunu bir şirkette anlatma şeyi yok. Kaygısı da yok. Öyle bir tarzı da yok. Çünkü o Doğru. dönüşüm şirketteki bilgiye çok muhtaç. Onu da zaten birlikte çalıştığımız arkadaşların hepsi gayet iyi bilir. Ve sizlerle de zaten yoğun olarak Evet. siz ve benzeri firmalarda da yoğun olarak çalışıyoruz. Bugünler geçecek. Belki de herkese buradan o mesajı iletmek çok değerli. Bugünler geçecek. Yani dünya nüfusunun yarısını kaybettiği facialar gördü. Bakın dünya nüfusunun yarısını. Doğru. Hani buradaki esas problem aman burada ölüyoruz kalıyoruz değil. Yönetemedik bunu. Yani global ortak kararlar alamıyoruz. Bununla ilgili de tabii ki şu anda iyi yerlerde, doğru yerlerde bunları da konuşuyoruz. Bazı konularda daha geniş bir vizyonla konuya bakıyor olmak lazım. Tüketici tavrı zaman içerisinde çok değişecek. Bununla ilgili beklenti değişecek. Bir şirketin sürdürülebilirliğinde bakış açısı çoğu zaman üretiminden, aslında hizmetinden çok daha önemli olacak. Bunu bir kere test etmiş olduk ve bir hekim olarak söyleyeyim, tabii tüm kayıplarımıza rağmen aslında bu küçük bir test. Gerçekten küçük bir testte bir sürü şeyi fark etmiş olduk. Umarım bununla ilgili o muhasebe yapılacak ve geriye dönük çalışılacak. Henüz bugünden yarın ne olacakla ilgili şeyleri konuşurken çok dikkatli olmak lazım. Hani Tabii. lafı güzel, hani böyle yani dronlar gelecek bizi, robotlar gelecek bizi öldürecek falan gibi. Hani bunu da bir yöntem olarak benimseyip böyle bir açıklama yapan da belki bir beklentiyle yapıyordur ama ben bu süreçte onundan da önemlisin. Anladın mı? Geleceği hayal etmeye çalışmaktansa bu derslerle oraya doğru yürümek, oraya doğru yönelmek. Hala dünden ticaretin kuralları dünküne göre değişmedi arkadaşlar. Yani oradaki kural sabit. O kuralın bugünkü adaptasyonunu yapabilmek. Onun için de kafa kafaya vermek. Yani bu dönem benim biraz daha ilgi alanım o. Onun dışında da işte elden geldiğince soruları cevaplıyoruz. Bak şimdi orada biri Neuralink'i sormuş. Neuralink Tesla'nın kurucusunun Elon Musk'ın, gerçi adamcağızın da öyleymiş, biz de yanlış söylüyormuşuz. Elon Musk'ın son girişimlerinden. Ben de geçmişte akademik tarafta onu çalıştım. Brain Computer Interface deniyor buna. Yani beyin bilgisayar arayüzü uygulamaları. Burada beyin elektrikle çalışan bir organ. Ve o yüzden de aslında onu elektriksel olarak uyarabilirsiniz. Yani hakikaten dramatik bir şeydir ama beyinde aslında vücudunuzdaki bütün duyuların, vücudunuzdaki bütün hareket mekanizmalarının anahtarları yukarıda ve onu uyardığınızda, onu bir dışarıdan elektriksel uyardığınızda, fiziksel de uyarabilirsiniz. Ondan sonra, o zaman o bölgeye ait ne varsa, işte bir şey görüyorsa görebilir. Kolunu kaldırabilir. Bir koku duyabilir. Yani aslına baktığınızda biz bedenin tecrübesini değil, beyindeki bedenden yansıyan, beyinde de algılanan tecrübeye hayat diyoruz. Neuralink tabii bu yolun iyileştirilmiş hali olacak. Acaba biz buna bir upgrade yapabilir miyiz? Acaba biz buna dışarıdan bir takım donanım ekleyebilir miyiz? Ya da hibrit donanımlar yapabilir miyiz? Mesela biyolojisi bir tarafta, arada bir arayüz var, aynı bir entegre gibi onu. Bu alan çok keyif verici, heyecan verici bir alan. Ama tabii ki yani şey, ya benim buradan beklentim, hani ben bu alanda da çalışmış biri olarak, benim oradan beklentim, insandan beklentimin altında. Teknoloji her zaman, bakın, bir takım avantajlarla bize gelir gibi dursa da mutlak suretle bir yandan da dezavantajlarını hep yanında getirir. Yani bugün bir telefonlarımız sayesinde olan şeylerle telefonlarımız yüzünden olan şeyler birbiriyle at başı gidiyor arkadaşlar. Yani o yüzden maalesef insanda şöyle bir aman aman bir upgrade yaşamıyoruz. Hatta teknolojinin yaşattığı, bize teknolojinin bizde oluşturduğu downgrade'den çok bahsediliyor. Çünkü insanın alameti farikası yapabilirliğinin ötesinde hayal edebilmesi. Şimdi bu tip tool'lar, bütün hayatımıza giren bütün o donanımların bizim yapabilirliğimize katkısı fazla olsa bile zihinsel olarak bir altyapıyla onu destekleyemiyorsak, yani işte çok basit örnek. Şu an şu telefona, elimde bir tane telefon.
Şu telefonun içindeki bilgisayar düzeneğinin gücü hep söylenir. Belki sen de duydun. Bir kez de, ya Ay'a ilk gönderdiğimiz Mekik'in bilgisayar gücünden çok daha fazla. Rezilliğe baksana ya. Ben bu telefona ne yapıyor olabilirim bu teknolojinin karşılığını vermek için? Ama demek Nasıl ki orada hak ediyorum? başka bir unsur var orada ve biz o unsuru atlıyoruz. Yani çok olması, çok iyi olması anlamına gelmiyor. Orada hala dünyada çok hızlandı bazı şeyler ama hiç hızlanmayan şeyler var. Yani bayağı şirketlerde ben zihin nasıl çalışıyor, öğrenme demek, bunları anlatmamın gerekçesi bu. Çünkü bunlara hakim olmak lazım. Neden biliyor musunuz? Çünkü pazarlamacılar bunları es geçiyor. Yani satış kadrosu, pazarlama kadrosu üniversiteye girince başarılı olursun zannettiriyor sana. Anladın mı? Yani bu kitabı satın alınca bilgili olursun zannettiriyor. Okumanın bile yeterli olmadığı bir konuda sadece satın almanın sizi oldum zannettirmesi bu yüzyılın en büyük risklerinden biri. Anladınız mı? Yani o yüzden de biz de işin bu tarafını tutmak zorundayız. Öbür tarafını tutan çok fazla insan var. Evet. O, güzel. Esra burada. Harika. Evet. Esra da çok sevdiğim bir arkadaşım. Ben de öpüyorum kendisini. Aynen. Hocam çok Aynen. ortak bir önümüz çıktı Evet, bu çok güzel. meetingden. Esra'cığım çok özel bir iş yapıyor. Onu da Evet, buradan çok. söylemiş olalım. Yani Başarıları ben da çok çok aynen. güzel, Aynen. şahit oluyoruz. Esra o da başını takip etsinler. Benim şirketler çok istifade edeceklerdir. Hı. Nihayetinde buradaki derdimizi anladın değil mi? Ha ondan sonra hocam bilimsel şeyler insan niye merak ediyor? Etmiyor. Tarihte de etmiyor. 110 milyar insan yaşamış dünyada bugüne kadar. İnsanlık adına anlamlı olan 1 milyon kişi yoktur. 110 milyar insan yaşamış, insanlık adına 1 milyon kişi yoktur. Bu oran bu yüzyılda hepimizin cep telefonu var diye birden artamaz arkadaşlar. O yüzden maalesef işte Harari'nin de kitaplarında söylediği, benim de çok sık referans verdiğim bazı insanlar gereksiz. Anladın mı? Bunu insanın seçmesine gerek yok. Bunu biz bugün seçmiyoruz. Tarih seçiyor bunu. Tarih seçiyor. Ve tabii ki artık bu yüzyılda düne kadar erişim güçlüğü vardı, kaynak azlığı vardı, yetersizlik, yani gayri safi milli hasılayı biz son yüzyılda 10 katına çıkardık arkadaşlar. Yani dünyada dolanan parayı, imkanı 10 katına çıkardık. Ama dolar milyarderi 300 katına çıktı. Ne anladım ben bu işten? Anladın mı? Yani bu noktada bu iyi veya kötü diye söylemiyorum. Bu noktada ürettiğimiz şeylerin insanlığa katkısı bir insana katkısından çok daha önemli. Herhalde bununla alakalı bir yaklaşım uzun vadede işte bu yeni jenerasyon bunlarla ilgilenecek. Yeni jenerasyonu göreceksiniz. İnsanlar çocuklarını ikna edemeyecekler daha zengin olmaya. Ama daha anlam yaratmaya, daha verimli İşe olmaya. Bu yararlı. tarafı tabii tabii yani bu tarafı biraz daha önemli. Bir takım şeyleri gözden geçirmeyi ben çok kıymetli buluyorum. Şirketlerin de en azından üst yönetimlerinde bu derinliğin olması gerektiğini Şimdi düşünüyorum hocam ona bir değinmek istiyorum Lütfen. müsaadenizle. Yani hep söyleminizin başından beri yani zaten liderlerle birlikte iletişim kurduğunuz takım çalışmasına da çok önem verdiğiniz aslında herkesi kapsayıcı bir anlatım ve iletişim şeyiniz var ama özellikle bu dönem ve aslında bu dönemden çıkış noktasında liderlerin üzerine düşen görevler ve bizim alıştığımız liderler gerçekten böyle keskin bir ayrımla ayrışacak mı? Çok mu şey değişecek orada? Şu dönemde bence kıymetli. Liderlik bu dönemde çok önemli. Başından beri liderleri çok hırpaladık, itiraf edeyim. Hırpaladık. Niye? Çünkü bu geçiş dönemlerinde liderlerin zihnine her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Niye? Çünkü çalışanın kaygısı arttı. Onlar bölündü. Onların zihni bölündü. İşi düşünüyor, annesini düşünüyor. Kaç kişi işe giderken annesini, çocuğunu, acaba yolda polis çevirecek mi? Acaba birinden hastalık kapacak mıyım mı düşünüyordu? Bu düşüncelerin hepsi beyninizin etkinliğini böler. Bunların hepsi böyle böler, böyle 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 küçücük bir beyin kaldı. Bak işe bu kadarcık kaldı. Diğerlerinin başka işleri var çünkü. Sekme sekme ayrılmış durumdayız. Öyle olunca o zaman sek ve idare eden sorumlu kişinin tabii ki çok daha şeffaf bir şekilde iletişim kurması lazım. Bunun detaylarını hep konuştuk bugüne kadar. Geri dönüşte de çok konuşuyoruz. Yani burada lidere çok iş düşüyor. O yüzden de ben bu dönem yani genel webinarlar yapıyoruz mesela işte böyle şirketlerde. Bir de toplanıp toplanıp liderlerle Zoom yapıyoruz. Sebebi konu kafa yoruyoruz. Çünkü bu
Yani bir yerde yazıyor ve reçetesini fotokopi çektirip dağıtılabileceği bir şey değil. Değil. Sektör başka, sektöre geri Doğru. döndüğünüzde sizi bekleyen iş zorluklar başka. Herkesin aynı anda yani plazada çalışan bir şirketin şu gün stresi bambaşka ya da sahada işi olan şirketlerin bambaşka. Bugüne kadar zaten durmaksızın çalışan şirketlerinki başka. Bir de tabii turizm sektöründe özellikle çalıştığımız yerler var. Orada mesela orada durum çok değişik. Yani orada gerçekten herkes yepyeni bir şeyle karşılaşıyor. Çok komik öyküler yaşıyoruz orada. Yani işi baştan yapıyorsunuz gibi. Baştan baş Evet. kocaman bir işiniz var ve o kocaman işiniz şu anda elinizin içi altında küçülüp kalmış. Tekrar harekete geçirmek için eski bildiğiniz yetmiyor. Bu çok Doğru. dramatik bir şey. Ha, bu bir açıdan da mesela havacılıkla çalıştığımız alanlar var. Mesela orada da öyle. Anladınız mı? İnsan tipolojisini bilmek bugün belki de psikolojisini bilmek ve sosyoloji bilmek bugün her zamankinden çok daha önemli. Göreceksiniz Çok. turizm batık lafının altından da bir sürü başarı öyküsü çıkacak. Ama Çıkacak mı? bunlar çıkacak. Ama bunlar nasıl olacak biliyor musunuz? Buna kafa yorarak olacak. Hı. Anladınız mı? Satışları durulan sektörlerde de başarı öyküleri çıkacak. Ama bu bir metodoloji değişikliği. Niye? Çünkü ne müşteri dünkü gibi, ne senin satış elemanın dünkü gibi, ne şu anki kuru. Ama bu çözülemeyeceği anlamına gelmiyor. Burada da problem çözme yetkinliklerini bir kez daha elden geçirmekte fayda var. Birazcık daha onun üzerine yoğunlaşıyorum. Liderlerle onları çalışıyoruz daha çok. Peki, Bizim liderlerimiz iyidir. Yani çok çabuk adapte oluyor. Hatta bu dönemin doğru. liderine bizim liderler daha uygun. Yani öbür tarafta Doğru. alan yaratın, yetki devredin falan dediğimizde biraz daha çalıştığımız insanlarla bunları çok daha hızlı kavruyorlar. Onu da itiraf Evet etmek hocam, ülke genlerimiz o kadar elverişli lazım. ki rüzgar nereden eserse oraya dönmeye kaslarımız birazcık da kuvvetli, ama burada aslında merak ettiğim bir şey var. Kafa yormak gerekir dediniz ya. Bir de şöyle de bir süreç var. Yani kafayı çok yoruyoruz. Hatta o kadar yoruyoruz ki artık o düşündüğümüz fikirler, yapalım dediğimiz şeylerin altında boğulup aksiyona geçemiyoruz aslında. Yani beyni bu arada çok mu kullanıyoruz, ya da aslında bu da eşittir bir verimsiz kullanmanın mı anlamına Yok, geliyor? kafa yorma yok ama onu, hemen onu düzeltelim. Kafa Hı yormak hı. deyince bunu konuda derinleşmek, verileri toplamak, veriler ışığında stratejik olarak Hı hı düşünmek, hı hı. critical thinking'i de derinleşmek. Bunu böyle Hı. değerlendirin. Hani yok yere kafa yormanın hiçbir esprisi yok. O Yok. yüzden mesela bu dönemde çalışanların kafa yorgunluğunu çok öngörebilmek de çok önemli. Onunla ilgili detayları ben hep paylaşıyorum Hı. mutlak surette. Çünkü normal bir insanın bu dönemde kafası gerçekten yorgun. O yorgunluk hani fiziksel yorgunluk gibi. Hı. Ondan bahsetmiyorum. Bir konuya kafa yormak o konuda hani bu birazcık daha şey olsun. Araştırmanı yapmak, Mecazi stratejileri anlamında belirlemek, olsun. evet. Anladınız mı? Gerçekten zihinsel yatırım yapmak lazım bu dönemde. Anladım. Hı. Maalesef o zihin aradığınız zihne şu anda ulaşılamıyor modunda. Pek çok insan önceden biz bunları ne yapıyorduk şirketlerde? Organizasyon kültürü. Organizasyon kültüründe feedback'le yönetim. Geri bildirim mekanizmalarının sistemde oluşması. Şu anda geri bildirim kanallarımız keyifli değil. Şu anda geri bildirim oranımız düştü. Manipülasyon oranımız arttı içeriklerde. O yüzden bunları yönetebilecek, o yüzden o geri bildirimle yapmaya çalışmaktansa çok küçük küçük tablolarla hep o tarafa yönlendik. Tabii bir şeyi kısa anlatmak için, bir şeyi kolay anlatmak için anlatanın çok çalışması lazım. Bir şeyi uzun anlatırsanız dinleyenin çok çalışması gerekir. Eskiden dinleyen çok çalışıyordu. Şimdi anlatanın çok çalışmasının sebebi bu. Ona kafa yormak yani anladın mı? Bunu nasıl daha Evet, özet, anladım. nasıl daha anlaşılır, tedbirler nasıl daha net, müşteri orada nasıl bir anlam yaratırım? Çünkü algı yönetiminin çok azı fizikseldir. Bugün sakın fiziksel tedbirlerle çalışanların ikna edeceğini düşünmesin insanlar. Onu tabii ki algısını yöneteceğiz. Fiziksel tedbirle neyi yöneteceksiniz? Yani hiç ikna edilebilir değil ki. Ne diyeceksiniz? Sokağa çıkmayın dediğimiz adama yarın işe gelin nasıl diyeceğiz? Anladın mı? Orada başka bir şey var. Yani orada başka bir kafa var. Onu mutlaka. Bugünün liderinin bunu yapıyor olması lazım. Bugün lideri bunu yapmıyorsa biz sizin için kolonya koyduk şirketi olmaz. Tamam? Onun lafından sözünden iş yapamaz kimse ki bunu da yaşıyoruz. Bazı süreçlerde ben bunları çok bazı konularda çok net davranmak gerekir. O netlik için ama karşıdakinin keyfe keder olmadığını belli etmesi her şeyden kıymetli.
İşte buraya kafa yormak lazım. Hı. Bu çünkü herkesin reçetesi kendine özel. Çünkü herkesin hastalığı bu noktada biraz farklı. Çünkü burada bileşenler sektör tarafında var, geçmiş durum var, finansal yetenekler var. Aynı zamanda fiziksel koşullar var. Aynı zamanda çalışanların entelektüel yapısı var. Düne kadar İK'nın hiç dikkat etmediği şeyleri bugün İK'da öncelikli veri olarak değerlendiriyoruz. Anladın mı? Şimdi bu, yani şu bakış açısını böyle dönüştürmedikten sonra hocam biz yarın dükkan açacağız, ne yapacağız? Açın hocam bir deneyelim olur. Anladınız mı? Yani ama tabii büyük sektörler, büyük işletmeler için ki bizim daha çok temas ettiğimiz grupta böyle bir şey var. O bir takım öngörüler işte tam liderlik zamanı o yüzden. Yani aslında hocam korona öncesi, korona sonrası dedik. Korona esnasında hayatımıza çok dokunduğunu sizi dinledik. Ama şimdi birazcık da artık normalleşme sürecinin Tabii, bu yeni normal lafı uzaklaşıldığı. meşhur oluyor. Yeni normal. Evet yani bayram sonrası belki bugün birçok Yeni işletmenin bayram bu da çalış... mesela. Bu Ramazan'da yeni Ramazan. Ya hocam bir şey diyeceğim ya gerçekten ben şimdi hala ara ara böyle sohbette de söylüyorum ben mahallede oturan bir insanım ve o mahalle kültürünü hala çok net gözlemleyebiliyorum. Ya mesela şu an çocuklar bayram harçlığı, bayram şekeri toplamaktan geri durmadım ama hepsi hijyenik bir çanta almış ellerine. Ha iyi Kimseyle bayağı var temas mı gene? etmeden İyi güzel. çantaya doldurtuyorlar mesela. Yani hani Aa. bu adaptasyon çocuklarda Her daha sektör hızlı. kendine göre tedbirini almış demek ki. Yani konunun tedbir alınan kısmıyla alakalı. Aman Aynen. hocam biz diyor sterilizatör koyduk. Ha, hocam o çocuk da yapıyor bak işte. Yani Çocuk da konunun yapıyor, algısal kısmı çok önemli. Fiziksel kısmından çok. Çocuklar bu süreçte görece olarak şanslıydı ama çok büyük bir sınav verdi. Bütün çocuklarımız yani. evet. Kendi çocuğum da dahil olmak üzere. Doğru. Bütün çocuklarımız yani neredeyse 2 ay şeyden çıkmadılar. Bakın yetişkinler laf dinlemedi, Doğru. çocuklar dinledi. Ve bu geleceğimizin çok iyi olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Yani biz bu tecrübeleri 40'lı 50'li yaşlarında yaşayan insanlarız. 65 üstü bu tecrübelere itibaren biz dünya savaşı gördük diyen insanlar var. Hakkından gelemediğimiz belki bir miktar. İşte pazar günleri zaten onların günü. Ve çok keyiflilerdi. Gördüm ben de pek çoğunun bayramını kutladım. Ama çocuklarımız hayatlarının başında çok özel bir tecrübe Doğru. yaşadılar. Çok Bakın bu gerçekten. çok güçlü kılacak onları. Tabii yani çocuklara da hani şu yaşadıkları tecrübeyi bize inatlaşmak, bizimle iletişimlerini bozacak şekilde onlara olumsuz bir iletişim kurmak yerine hayatın ihtiyaç duyduğu o çözüm becerilerini katacak, onlara o konuda destek olabilecek yetişkinler olmak lazım. Hani benim sosyal girişimim var bir tane Yaratıcı Ebeveyn ve Beyin Akademi diye. Orada Evet. hem ebeveynleri hem geleceğin eğitmenlerini eğitiyorum. İşte şirket içinde de eğitiyoruz ebeveynleri. Onlar sonra gidip oradaki işte bütçelerin desteğiyle de gidip dışarıda ebeveyn eğitsinler diye. Tamamen bir sosyal girişim. Pek çok şirkette de çalışıyoruz. Ve burada dert şu. Ben şirketlere anlatıyorum. Ama bunu önce de anneye babaya anlatsak şirketlerde daha başka şeyler konuşuruz. Ben bugün hala çocukların çocukluğundan kalma değersizlik duygusunu, çocukluğundan kalma gayretsizliğini, çocukluğundan kalma plansızlık davranışını, çocukluğundan kalma duygusal eksikliğini 30 yaşında şirketlerde konuşuyorsam bu kusura bakmayın şirkette maliyeti de çok yüksek bir iş. Anladın mı? Doğru. Şirkette geri dönüşü de çok kötü ama bunu ailelere anlatırsak daha başında en azından bir sonraki nesil, 2 sonraki nesil için kat'i suretle bununla ilgili tedbir almış olur. Onu da tabii ki tüm buradan edindiğimiz kaynaklar, bugüne kadar aldığımız şirketlerden gördüğümüz destekler sayesinde bir geri verme, hani give back diyorlar ya buna. O Evet. sayede yapabiliyoruz. Yani o da değerli. Ama özellikle bu işlere girdiğimde şunu da fark ettim. Pek çok insanın iyilik yapılmasıyla ilgili çok ciddi bir desteği var ama iyilik yapmayla ilgili motivasyonu yok. Yani yapılınca destekliyoruz. Yapılsın ya, yapsın çocuklar diyoruz ama gerçekten konunun içerisine giriyor muyuz? Sorumluluk alıyor muyuz deseniz o konuda maalesef yetersiniz. Onu da ben de hani okurdum ederdim ama içinde yaşarken çok daha fazla tecrübe etme imkanı bulduk. Ve bir yandan baktığında da aslında bugünün dünyasında da işte koronalı günlerde en çok buna ihtiyaç vardı. En çok birbirimizi anlamaya ihtiyaç vardı. En çok onu anlattık. Yani televizyona çıkmış bilmiş yani televizyonda virüs anlatan adamlar var. Anlamıyorum. Neden anlattıklarını bile anlamıyorum. O Haberlerden dönemde. uzak durun bile dediniz Tamam. siz hocam, değil mi? Dedim Yani dedim. bir Tabii canım. iyi bir Yani kaynak bulun kendiniz, oradan tabii takip edin ama. Sedef'le canlı yayına çıktık. Emin Çapa'yla Sedef'le dedim ki arkadaşlar televizyon seyretmeyin. Yani Evet. hani hatta orada da bayağı güldük. Kamera arkasında da çok güldük. Dedim ki ama bence böyle yani.
Bence böyle televizyon burada sınav kaybetti. Çünkü bugün uzmanların yaptığı açıklamalardan istifade eden çok az insan Doğru. olmuştur. Ben olduğunu zannetmiyorum. Buraları çok daha etkin kullandık. Ama televizyondaki yanlış açıklamalar yüzünden geciktiğimiz çok alan var. Türklere bulaşmaz işte bilmem ne yiyin geçsin. Bugün hala bakın anketler ben çok yakın takip ediyorum. Bütün o saha çalışmalarını anlattığımız şeylerin geri planı olduğu için. Bugün hala toplumun %70'i immün sistemi güçlü olsun. Yediğim içtiğim önemli. O zaman hastalık bana bulaşmaz diyor. Bakın bu mücadele edilmesi çok zor bir şey. Yani bunu aklı evvel yani artık uzman diyemiyorum, azman diyorum öğrenene. Aklı evvel insan. Çünkü uzmanlık bir şey söylemek değildir arkadaşlar. Neyi nerede söyleyeceğini bilmek. Doğruluk payı oluyor bir de bunların. Hani o yüzden hani kerhen bir şey söylemeyeceğim aklarında. Doğruluk payı oluyor ama her doğru da her yerde söylenmez Evet. ki. Ama biraz Çünkü gerekli o da olanı söylemek değil midir hocam tabii ya? ki işte o yüzden Yani. söylüyorum. Yani uzmanlık konuşacağın yeri bilmek kadar susacağın yeri de bilmek demek. Hı. O yüzden ben televizyon, konvansiyonu, televizyonun bu manada sınavını kaybetmeyeceğim ama Netflix fena değil yani. Değil, evet. Netflix'in hayatımızdaki yeri her geçen gün artıyor. Yani bir konuda başarılı bir içerik üretmek isteyen herhalde bundan sonra Netflix'ten yolu geçecek. Geçen sene Doğru. 15 milyar dolar para harcamışlar Netflix arkadaşlar. Netflix'in İnanılmaz. bizim üzerimizdeki etkisi, algoritmaların bizim üzerimizdeki etkisi her geçen gün artıyor. Bununla ilgili artık tabii yani yönetimle niye konuşuyorsun diyorsun ya, yönetimin artık böyle şeyi bilmesi lazım. Evet. Yönetim bunları konuşuyor olması, bunları düşünüyor olması lazım. Elindeki insan kaynağını materyali yönlendirirken. Ben sıradan şeyler konuşan çalışanları çok anlayabilirim gayet. Günü konuşan, olayları konuşan, kaygılanan ve onlarla ilgili bakın onlarla ilgili de bir sürü işte anlatırım ben. Yani gününü nasıl geçirecek, hayatını nasıl geçirecek, çocuğuna nasıl davranacak. Bunlar bizim rutinimiz. Ama artık tabii şirket lideriyle daha vizyoner şeyler konuşmak lazım. Doğru. Anladın mı? Yani Artık biraz dünyada bütün hocam bu iş tabii biraz daha derin şeyler konuşuyor olmak evet lazım. yani biraz daha yönetim ya da lider ne zaman isterse o zaman hayata geçirilen şeyler değil de zaman ne diyorsa onu yapmak zorunda olunan Ya şimdi liderler şöyle oluyor. değerlendir bunu. Şimdi bakın şimdi bir açıklama yaparken aslında şeye çok dikkat etmek gerekir. Bunun sonu nereye gidiyor? Lafı söylerken önemli değil. Lafın gittiği ve sonrası önemli. Şimdi bir lider bazı kararlar liderin uhdesindedir ve o gerçekten stratejik olarak istikameti belli eder. Yani bugün kimseye yapması gereken şeyleri söylerken onun seçimi çok muteber. Tabii. Sıkıntı ne biliyor musun? Yapmak istediği şeyleri nasıl yapacağını bilmek. Yöntem Yapmak aslında. yani yapmak istemediği bir konuda birini ikna etmeye çalışmak, yani bunca yıllık danışmanlık hayatımda benim bir bireyden dahi beklemediğim bir şey. Bana ne kardeşim yani adam yapmak istiyorsa nasıl yapar? Hatta ben her danışmanlığa şöyle başlarım. Yapmak istiyorsan nasıl yaptığını anlatayım. Yapmak istemiyorsan seni yap yap diye dürtenlerle nasıl tahammül edeceğini anlatayım. Ben her halükarda sana danışmanlık yapabilirim. Çünkü orası insanın Murat gelmiş bak Murat Sağman işte Murat Bey süpersin selamlar. Murat'cığım. İyi akşamlar çok teşekkürler. Orası insanın kendi iradesi. Tabii ki bir makam sahibi insan. İşte bir şirketi var değil mi? Bir vizyonu var. Bir takım kararlar, bir takım öncelikler. Bak öncelik çok önemli. Öncelikler var ve o önceliklerden seçim şansının onda olması kadar anormal normal geliyor bana yani bunu anormal bulmayı da anlamıyorum. Arkadaşlar her fırsatta birbirimizle hesap görmeye kalkmayalım. Bakın bu korona zamanı bunu çok yaşadık. O ya şunu diyen var. O ne kadar iyi hastalık. Zenginleri de öldürüyor, fakirleri de öldürüyor falan. Olmaz. O öyle bir şey değil o. Anladın mı? Doğadaki o eşitlik kavramı hiçbir zaman öyle, ya dağ ile ağaç, ağaçla karınca, karınca ile inek hani bunların hepsi canlı ve biz bunları öyle bir şey demiyoruz ki arkadaşlar. Hepsinin varlığının bedeli de var, ödülü de var. Anladınız mı? Yani buradaki bu randomizasyon belki de averajını aldığınızda bunlar birbirine çok benziyor. Bakın orası belki ötekinden daha kıymetli. Herkes birbirinin avantajıyla birbirinden haset duyarsa, anladınız mı? Hani onda yok, bende yok, onda da olmasın. Bu sürdürülebilir değil. Değil, doğru. Öyle zannediyorum ki herkesin kendi hayat yolculuğunu kendi içinde. Bu dönemde mesela onu çok sezdim ben. İşte onlar şöyle bilmem neler böyle işte. Bir de şey var tabii ki.
Sıkışınca iyi davranma var bizde. Doktorları alkışlayalım falan. Ne oldu? Dün dövüyordum, bugün niye Değil mi? alkışlıyorsun? Bak bu da doğru değil. Dün Bu da bilimi doğru değil. reddediyorduk. Bugün Hani neden? Yani onu evet. hani şey tabii, orada gerekçe ne? Hani şimdi sevmediğimiz aşılar var ya. Bak hani aşı yapılmasın, aşı yapılmasın. Şimdi aşı bulunsun diye perişanız. O aşının ne Doğru. kadar önemli bir şey olduğunu anlasın insanlar yani. Doğru. Aşı yaptıralım yaptırmayalım. Ya arkadaşım her şeyin yan etkisi var. Yani bugün ekmek yedik, yan etkisi var bakın. Anladın mı? O yüzden zaten bunlar doktorlarla söyleniyor, doktorlarla tavsiye ediliyordu. Dün hemen söylüyor, aşı vurma, bana göre aşı uygun değil falan diyordu. Şu anda dünyada tek gerçek var aşı. Arkadaşlar bu hastalığın aşısını bulmadan içimiz rahat etmeyecek. Etmeyecek. O aşıyı Doğru. bulan adam şu anda insanlığa yapılabilecek en büyük yatırımı yapmış olacak. O zaman ne yapayım? Dönüp tekrar bakıyorum. Aşı bulacak adamlara yeterince değer veriyor muyuz biz? Hani diyor ya bilime, hani işte bak oradaki soru orada gizli. Hocam diyor, ben şimdi Acun'u gördüm, 200 bin kişi izliyor. Survivor adasında 10 tane adam var. Oradan yana 200 bin kişi izliyor. Yapabileceğim bir şey yok. Evet. Yani biz de onları izleyelim. Biz zaten bu işi 80 kişi 100 kişi yapmaya alıştık. 80 kişi 100 kişinin içerisinden çıkacak bunlar. Yani şirketler de bunu bilir. Popüler olmakla itibarlı olmak arasında böyle bir kalabalık farkı vardır arkadaşlar. Kalabalıklar sizi popüler edebilir. Ama siz popüler olduğunuz için aşı bulamıyorsunuz Ama maalesef. bir değişim başlatmak ya da aslında bu Tabii yani şirket bununla ilgili. yapısıysa bir Mesela şeyse bu da yeterli bir tabii adım ki bu. aslında. Zaten birileri ayrışacak ki aslında Bizim hiç öyle bir toplumda da derdimiz fark yok. Yani yaratsın. Evet. o zaten öyle bir şey yok. O dünyada başka bir kategori. Bunların Doğru. ikisi şimdi aynı platformda biz normalde şirketlerin yönetim kuruna gidiyoruz yani. Tabii. Oradaki bir oyuncuyu kimse şirketin yönetim kuruna çağırıp fikrini almaz. Ama şimdi aynı Doğru. platformdayız ya, insanlar orada o paradoksu yaşıyor. Yaşıyor. Aslında sizin çok Küçüğü önce bildiğiniz ve tabii zaten tabii hayat standartınıza küçüğün baktığınız. etkili olduğu bir sektördür bilim. Tamam? O Ne çok güzel söyledin. kıymetlidir. Tabii, Evet. küçüğün sadeliğin etkili olduğu. Ama tabii ben akıllı gençleri, mesela gençler bir şey istediğinde gitmeye çalışıyoruz. Şirketlerin sponsorluğunda sürekli genç projeleri yapıyoruz. Anladın mı? Şirketler sağ olsun bunlara ilgili de ilgi gösteriyorlar. Kariyer günlerine gidiyoruz. Online işler yapıyoruz. Şirketler de bunu destekliyor. Derdimiz ne? Ya iyi çocuklardan yarın bir gün aşı lazım olacak. Çünkü iyi çocuklar Olanı buralarda olsun. kaybetmemek İyi yöneticiler olsun. aslında. Yoksa herkes eğlensin. Biz de yeri geldiğinde eğlenebiliriz. Yani benim çok tarzım değil ama eğlenenleri de anlayabilirim o tarafta eğlenenleri. Herkesin bir eğlence anlayışı. Ama itibar önemli. Hayat orada gerekli insan olabilme kavramı. Bugün şirketlerde çok kıymetli arkadaşlar var. Yani yüz binlerce insana konuşmuşuzdur işte bugüne kadar. Tabii. İçlerinde ne kadar özel sorular soran. Yani bana hep şey diye söylerler. Hocam işte sen ne kadar doktor adam bu kadar adam. Yok abi ben doktor adamım. Ve şirketlerle ilgili bildiğim her şeyi şirketlerde bu işi benden çok daha iyi bilen insanlardan öğrendim. Denetim firmalarına danışmanlık yaparken onlardan o kadar çok şey öğrendim ki. Ama tabii ki sağ olsunlar bugüne kadar sisteme dahil edilmemiş bir takım bilgileri paylaştığımız için onlar bize kıymet verdi ama ben de çok öğrendim. Yani öğrenmeye meraklı bir insanın karşılıklı birbiriyle bulunduğu alışveriş işte bu organı bu geliştiriyor arkadaşlar. Tamam. Evet. Eğlence bu organı rahatlatmak için. Bu organ çünkü sürekli çalıştığında bunalıyor. Buna work-life balance diyoruz işte biz. Uzun vadeli hedeflerimiz bizi çalışarak erişebileceğimiz şeyler olarak motive ediyor. Kısa vadeli hazlarımız da hani bir şey yapalım, yiyelim, içelim, eğlenelim, gidelim. Bu da güzel tabii olacak. O da bunun yorgunluğunu almasına sebep oluyor. Ama Bunu işte o dozu dengelersek nasıl ayarlayacağız o hocam? dozu nasıl ayarlayacağız biliyor musunuz? Geri bildirimle. Geri bildirimle. Yani ben bugün şirketlerdeki bu geri bildirim, bizim bir geri bildirim çalışmamız var evlere. Yani dillere destan. Geri bildirim çok anlatıyoruz şirketlerde. Sebebi şu. Bir çalışma yaptık. Utandığımızdan yayınlayamadık. 15 bin kişilik çalışma öyle havada kaldı. Çünkü kimse geri bildirim vermeyi bilmiyor çıktı. Ben dedim ki biz bu çalışmayı yayınlayamayız arkadaşıma. Çünkü biz dedim bunun içeriğini, bu bilgiyle insanlara eğitim verelim. Yani çünkü bizde herkes manipülatif. Geri bildirimde de çok karışıyor. Pozitifti, negatifti falan derken ön koşulumuzda geri bildirim eğitimi almış olmak. Çünkü öyle olunca işimiz çok hızlanıyor. Hani o eğitimlerin içeriğinde nereleri yanlış anlıyoruz, nereleri eksik anlıyoruz, onu tamamlıyoruz, bitiriyoruz. Daha çok dediğim gibi üst yönetimle gene paylaştığımız, orta kademe yöneticilerle daha çok paylaştığımız bir içerik. Şimdi geri bildirim bu organı geliştiren tek şey. Yapacaksın, sonuçlarından haberdar olacaksın. O mekanizmaya geri bildirim mekanizması deniyor.
bunu kuruyoruz. Yani hayatımın tamamını eğlenerek geçirirsem Cihangir'e tanışınıp bohem bir hayat yaşayabilirim. Yani bu herkes için Zor değil. mümkün. Evet. Evet, yani herkes için mümkün. O da fena olmayabilir. Ama sürdürülebilir mi? Pek çok insan uzun vadede bundan eğlenemez arkadaşlar. O yüzden onlar kendilerine amaçlar mı? Yani sanatçıların böyle bir hayat sürdüğünü genelde insan düşünüyor. Sanat da yoğun bir şey. Ama o da Zihinsel üretim var faaliyet. orada da Tabii hocam. zihinsel faaliyeti Yani. çok yoğun. Biz onların öbür taraflarını görüyor olabiliriz ama yani bugün üretken, herhangi bir alanda üretken olmak mutlak surette zihinsel kudret gerektiriyor. O yüzden hiçbir şey dışarıdan göründüğü kadar basit değil. İş dünyasında ben çok iyi yöneticiler tanıdım. Yani benim de eğitim hayatıma çok katkısı olan, bu işleri bugün bu rahatlıkla, bu keyifle yapabiliyorsak, bu güzel geri bildirimlerle yapabiliyorsak, hakikaten iş hayatında öğrendiklerim, belki de fakültede öğrendiklerimden daha fazla. Kocaman bir yer orası. Tabii ki bunun içerisinde öğrenilenleri orada anlattığımızda o zaman çok daha etkili oluyor. Çok, Yani çünkü aslında bizden biri oluyorsunuz tabii hocam. tabii tabii. Yani o, En ben güzeli o hatta ya galiba. şimdi ismini anayım kulakları çınlasın. Ya Garanti Bankası'nda bir gün böyle bir toplantıdan çıktık, gene böyle müdürler toplantısı gibi orada konuşmamız da vardı. Hatta böyle sunuşunu falan da ben yapmıştım. Yani garanti, biri geldi hocam siz eskiden Garanti Bankası'nda mı çalışıyordunuz? Ya nasıl çalışıyordum ben? Doktorum işte, hastanede çalışıyordum, Garanti Bankası. Anladın mı? Bu şeyle alakalı, ilgi göstermeyle alakalı. Eğer Evet. o ilginiz varsa, yani sizin bildiğinizi çok önemsiyorsanız, ben biliyorum dinlesinler beni, o zaman bu iş aslında otantizmini kaybediyor. Ta, o da çok kıymetli bir, yani gidip anlatıp çıkabilir bir insan. Ben bu tarafta yani böyle insanlardan da örnek aldım. Bence bu iş şöyle olmalı. Onların benim bildiklerimden hangisine ihtiyaçları var? Eğer böyle bir ön hazırlık yaparsanız, ki bu çileli bir ön toplantı demek aslında. Yani konuşma yapacağımız, workshop yapacağımız, bazen yarım saatlik bir konuşmanın 2 saat ön toplantısını yapıyoruz. Bu çene çaldığımız için değil, hakikaten bir sürü şeyi merak edip Ama öğreniyoruz. hazırlık aşaması. Tabii bizi de biraz tanıyanlar, işte sen de bilirsin, bizi de biraz tanıyanlar diyor, Kerem Hoca gelecek, toplantıyı biraz uzun mesafe bırakın. Burada da tabii ki amacımız, ama işte onun karşılığında da o lafı duyuyoruz. Hocam siz daha önce bizim şirkette mi çalışıyordunuz lafını duyuyoruz. Böyle böyle de hani ben de bunu ana kariyer olarak ancak böyle benimseyebildim. Tabii ki Doğru. Evet. klinikler, klinikler falan var, onları devrettik artık. Bu işleri yapmamızın yolu bu. Ama Ama hocam çok işte keyif aldığımız bir olmuş süreç. gibi yapmamanın da özü buradan geçiyor galiba. Yani çok kolay girersiniz, bir sahneye çıkarsınız, bir saatte konuşursunuz, dönersiniz, diğer işlerinize yönelirsiniz. Ama işte o bıraktığınız etki, iz Tabii sahneye neden çıkmak geçmiyor? kolaydır. Hani Değil mi? herkes Yani mutlaka ünlü olacak diye bir şey var ya, hani o bir 10 şey olabilir. saniyelik de olsa sahne kolay, çıkması kolay olabilir. Onun ayrı fedakarlıklar olabilir. Ben başka bir kariyer planıyla oraya geldim ama Ama o bırakılan iz tabii. orada durması biraz kolay değil. Çünkü iş dünyasının bu pattern detection çok yüksek. Yani oradaki o refleks çok yüksek. Sahiciyi yalancıktan olandan çok çabuk ayırıyor. O yüzden sahne çoğu insan için sahne olmaz. Eğitmenliğe döner, bilmem neye döner. Oradan gider, oradan geri sektöre döner, bilmem ne yapar falan filan. O öyle hemencecik oturan bir şey değil. Ama bunu çok iyi yapan arkadaşlardan da ben hep takdirle de Tabii. bahseder, onların da hakkını teslim ederim. Ben bu işleri iyi yapan insanları da çok takip ederek öğrendim. Sağ olsunlar, bugünlerde artık bizi de o kategoride sürekli değerliyorlar. Bununla ilgili olumlu geri bildirimler. Bunlar tabii bizi daha da mahcup ediyor. Şimdi oradaki mahcubiyet de çok kıymetli. Eğer daha da mahcup olursanız, o zaman ona layık olmak adına daha çok Sorumluluk da çalışırsınız. artıyor Tabii. tabii. Değil mi Tabii. hocam? Yani orada bu işler biraz sorumlulukla. Yani karşı tarafın öğreneceği konuda bir içerik oluşturmak, buna emek vermek, bu biraz aldığınız sorumlulukla da Doğru. zorlaşan işler. Yani bir şey anlatmak kolay gibi ama ne anlatacağını bilmek bayağı, orada eğer sorumlu biriysen orası bayağı bir iş, yani ona emek vermek lazım. Ama işte hocam kısa vadeli işler veya dönemin içinde olan insanlardan olmamanın da bence özü ve temeli buradan geçiyor. Benim naçizane yorumum Yani da bu. iş Yani dünyası, dedim ya, iş dünyasının bu konudaki gözü çok net. Şimdi kaçık kurası insanlar, yani çok da sıkı dedim. Yani ben çok alakasız bir yerden geliyorum. Yani doktorluk Tabii bambaşka bir iştir. tıp Herkesin bir sürü doktor doktorluğu tanıdığı evet. vardır ama yani bir tıp doktorunu, bir de orada bir kariyerimiz var. Yani ben orada öğretim üyesiyken ayrılıp bu taraflara geçtim.
Hani tıp fakültesi bitirip ilaç firmasına girip bilmem ne yapan Tabii. insanlar olabilir. O bir kariyer ama o artık doktorluktan çok yine beyaz yaka kariyeri. Tabii. Ben öyle değil mi? Ben bayağı doktor, başdöktörlük yaptım, bilmem ne yaptım, öğretim üyeliği yaptım. Oxford öğretim üyesi olarak gideceğim diye ayrıldım Gülhane'den. Ondan sonra da işte TED konuşması falan filan derken burada böyle bir alternatif şey oldu. Benim de yarattığımız etki ve yani paylaştığımız değer itibariyle hoşuma gitti bu süreç ama yani diyorum ya çok derya deniz insanlar tanıdım. Ben fakülteleri Doğru. tanımadım o kadar. Yani hayatın içerisinde yetişmiş insanlar. Fakültede hoca olmuş bir sürü insanı cebinden çıkarır efendim. Yani bunu günlerde maalesef bunu tekrar tekrar tecrübe ediyorsunuz. Instagram'da görüyorsunuz, Twitter'da görüyorsunuz böyle altı boş, sırf akademisyen olmak için. Araştırma merakıyla, öğrenme merakıyla değil. Sadece akademisyen olmuş olmak için olan insanlar. İşte bu zamanı var, kuralı var. Ona uyup bizde o cin fikirli tip çoktur. Onları bir kenara iterim. Onların yerine belki tahsilini o tarafta yapmamış, hiç orayla ilgilenememiş, ilgilenememiş, hayat ona müsaade etmiş. Ama öbür tarafta bir sürü insanın sorumluluğunu almış, o sorumluluğun gereğini yerine getirmiş, itibarlı bir iş dünyasında bir pozisyon edinmiş. Yani emin olun bunun paradan çok daha Çok önemli doğru. KPI'ları var. Yani onları karşılamış. Ben bununla ilgili insanların o kadar çok şey öğrendim ki. O yüzden buralarda olmaktan da ayrıyeten keyif alıyorum. Hayata bakışım çok renklendi. Ve eğer böyle bir dönüşüm yaşamasaydık mesleki olarak herhalde bu kadar keyif alamazdım. Bu süreci hekim olmama rağmen bu kadar sıhhatli atlatamazdım. Şimdi Hocam. hem böyle hekim bir yandan hem bu tarafta o krizleri yöneten liderleri tanıyıp yıllardır onlara eşlik ediyor olmak. Tabii artık bununla ilgili içerikler Tabii. vesaire onlarla paylaşıyorum. Bu böyle bambaşka bir şey oldu, perde İyi oldu. ki de, iyi ki de oldu hocam. İyi ki bizim hayatımıza da dokunuyorsunuz diyorum ya. Yani bugün çok bizden bir ismi ağırladık. Şu anda 1,5 dakika kaldı bu arada. Instagram yukarıdan da uyarıyı vermeye başladı. Çok Sohbetinize teşekkürler. doyum olmuyor. Sizi çok özlemişiz. Yani sizi çok özlemişiz derken hep bizimlesiniz aslında bu süreçte. Bunu bir misyon edindiniz kendinize. Bunun için de bir Bu birey olarak dönem teşekkür şimdi bana ederim. şey diyen çok hocam yüzün eskimesin. Vallahi dedim ki bu dönem yüzüm eskimezse bundan sonra Yok. çıkmaya, etrafa Biz çıkmaya yüzüm eskitmeyiz. olmaz. Yani biz Eskitmeyiz orada hocam. bizim için orada yüz sahibi olmak, yüzün eskimesinden önemlisi yüzü eskiteceğiz tabii. Biz de bu yolda eskiteceğiz. Nasıl Ne? bundan öncekiler eskitti? Hiç emeği esirgemeyeceğiz arkadaşlar. Sonradan konuşmaya yüzümüz olsun. Bu dönemde çalışan herkes bundan sonrasında bu günleri çok iyi hatırlayacak. Ben o insanlardan biri olmak için gayret ettim. Pek çok eşle dostla da bunu paylaştık. Sevdiğim, itibar ettiğim bütün arkadaşlarım da benzer şeyler yaptı. Ağırlama için çok teşekkür ediyoruz. Ev Faslı harika bir Biz teşekkür organizasyondu. ederiz Pek hocam. çok dostla birlikte buralardaydık. Ağzına sağlık. Çok Çok teşekkürler. Ben sağ olun. teşekkür Kendinize ediyorum. çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Biz bütün fikirlerinizi kendimize not aldık hocam her zamanki gibi. İyi Çok bayramlar teşekkür. diliyorum tekrar Ben de size. herkese, tüm izleyicilere, bundan sonra izleyecek herkese iyi bayramlar diliyorum bu vesileyle. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere hocam. Ağzınıza İyi sağlık. Bay bay. akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz.